Ama o konuşmaya başlamadan ya da tam kendine gelmeden önce ben kendimi toparladım. Bir söz söylememeli, bir soru sormamalı, bir yakınlık kurmamalı, düne ve dün geceye dair hiçbir şey bir daha yaşanmamalı, yorumlanmamalı, konuşulmamalıydı. Şimdi gitmem gerekiyor dedim ona hızlı hızlı. Siz burada kalın ve giyinin. Saat 12'de sizinle kumarhanenin girişinde buluşalım. Orada sizin için gereken neyse yapacağım. Onun konuşmasına fırsat vermeden dışarıya kaçtım. Sırf o odayı artık görmeyeyim diye. Arkama dönüp bakmadan binadan hızla çıkıp gittim. Ne otelin ne de orada dün geceyi birlikte geçirdiğim o yabancı adamın adını biliyordum. Bir soluk alıp verinceye kadar mirisçe anlattıklarını ara verdi ama sesinde gerginlik ve bunalımdan eser kalmamıştı. Dağda yokuş yukarı zorlukla çıkan bir araba nasıl çıktığı tepeden inerken önüne çıkan çukurları hızla aşarsa onun hikayesi de şimdi rahatlamış ses tonuyla birlikte su gibi akıp gidiyordu. Sonra sabah ışığı aydınlanan yollardan geçerek aceleyle kaldığım otel’e doğru yola koyuldum o an sıkıntı veren duygularımdan nasıl kurtulduysam değişen havayla gökyüzünde bulanık ne varsa silinmişti. Zira daha önce söylediklerimi unutmayınız. Kocamın ölümünden sonra yaşantımın akışı tümüyle değişmişti. Çocuklarımın bana ihtiyacı yoktu. Kendimle hiç barışık değildim. Zaten belli bir amacı olmayan her şey bir yanılgadan ibarettir. Şimdi ilk kez beklenmedik şekilde bir sorumlulukla karşı karşıyaydım. Bir insanı kurtarmıştım bütün gücümü toplayarak onun mahvolmasına engel olmuştum. Aşılması gereken küçük bir sorun daha vardı yalnızca. Bu görevin tamamlanması gerekiyordu. Bu düşüncelerle otele vardım. Kapı görevlisi otele ancak sabahın dokuzunda geldiğim için olacak bana şaşkın şaşkın baktı. Ama ben oralı olmadım. Onlarla ilgili utanç ve sıkıntıya dair hiçbir şey düşüncelerim üzerinde baskı uyandırmıyordu. Yaşama arzumun yeniden belirmesiyle varlığımın gerekli olduğuna dair beklenmedik yeni bir duyguyla içim içime sığmıyordu. Odamda çabuk çabuk kıyafetimi değiştirdim. Bilinçsizce bunu ancak daha sonra fark ettim. Daha açık renk bir giysi giymek için yaz kıyafetlerimi çıkardım. E, para çekmek için bankaya gittim trenlerin hareket saatlerini öğreneyim diye aceleyle istasyona koştum. Kendi kendime şaşırsam da hızımı kesemeyip birkaç alışveriş ve randevu işini de hallettim. Artık şimdi kaderin karşıma çıkardığı insanın yola çıkmasını ve kesin kurtuluşunu sağlamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı geriye. Elbette onunla yüz yüze gelmek için gereken gücü toplamam gerekiyordu. Zira dün yaşanan her şey karanlıktaki bir burgaşta olmuştu. Tıpkı selde sürüklenen iki taşın aniden birbirine çarpması gibi. Birbirimizi şahsen tanıdığımız bile söylenemezdi. O yabancının beni görünce hatırlayabileceğinden bile pek emin değildim. Dün olanlar bir rastlantının sonucuydu. Bir esriklik, kafası karışık iki insanın çılgınlığıydı. Oysa bugün kendimi düne göre daha açık ifade etmem gerekiyordu. Çünkü acımasız berrak gün ışığında kişiliğimle, yüzümle, kanlı canlı biri olarak onun karşısına çıkacaktım. Ama her şey düşündüğümden daha kolay oldu. Sözleştiğimiz saatte tam kumarhaneye yaklaşıyordum ki genç bir adam bir banktan ayağı fırlayıp hızla bana doğru yaklaştı. İfade gücü yüksek, her hareketinde olduğu gibi şaşkınlığında ya da öyle doğal, öyle çocuksu, öyle art dinsiz, öyle mutlu bir ifade vardı ki. Bana doğru koşarken Gözleri minnet ve derin saygıdan gelen mutluluktan ışıl ışıldı. Onu görünce ne yapacağımı şaşıran gözlerim karşısında gözlerini minnetle aşağıya doğru eğdi. Oysa minnet ifadesi insanlardan çok nadir görülen bir şeydir. Özellikle minnet duygusu büyük olanlar duygularını açığa vuracak ifadeyi bulamazlar. Şaşkın şaşkın susarlar, utanırlar, zaman zaman da duygularını saklamak için yüzlerini asarlar. Oysa şimdi Tanrı'nın gizemli bir yontucu gibi duygulara dair tüm jestlerini manalı, güzel ve canlı bir şekilde dışarıya vurmasını sağladığı bu insanda minnet duygusunun ifadesi de tıpkı tutku gibi bedenin özünden gelen bir ışık saçıyordu. Elime doğru eğildi. Bir oğlan çocuğunkine benzeyen narin kafasını büyük bir saygıyla eğip dudaklarını parmaklarıma dokunduracak kadar saygılı bir öpücü bir dakika kadar sürdürdükten sonra hemen geri çekti. Ve nasılsınız diye sordu. Duygulu bir ifadeyle bana baktı. Ağzından çıkan her sözcüğün büyük bir terbiye barındırması. içimde kalan korku kırıntılarının birkaç dakika içinde kaybolmasına yetti. Adeta huzurlu duyguların bir yansıması gibi. Etrafımızda çehresi değişen her şey ışık içindeydi. Dün öfkeyle köpüren deniz bugün çarşaf gibi sakindi. Öyle ki kıyıya vuran dalgaların altında kalan her çakıl taşının pırıltısı bulunduğumuz yerden bile görülüyordu. Kumarhane, o cehennem çukuru, ipek gibi uzanan gökyüzünün altında tertemiz görünüyordu. Dün bardaktan boşanırcasına yağan yağmurdan korunmak için sundurmanımıza sığındığımız o büfe şimdi kepenkleri açılmış bir çiçekçi dükkanıydı. Beyaz, kırmızı, yeşil ve çeşitli renklere sahip çiçeklerden oluşan rengarenk bir karmaşa içinde bitki topluluğu ortaya çıkmıştı. Canlı, renkli bir bluz giymiş bir genç kız satıyordu o çiçekleri. Onu küçük bir restoranta öğle yemeğinde davet ettim. Kendisini tanımadığım genç adam orada bana trajik serinin öyküsünü anlattı. Anlattıkları yeşil masada titreyen, sinirden sallanan ellerini gördüğünde ilk aklıma gelen şeyin kanıtıydı. Avusturya'nın Polonya topraklarındaki eski soylu bir aileden geldiğini, kariyerini diplomasını alanında yapmasına karar verdiğini, üniversite eğitimini Viyana'da aldığını, bir ay önce sınavlarının ilkini üstün bir başarıyla verdiğini anlattı. O gün kutlama yapmak için yanında kaldı, genel kurmayda üst düzey subay olan amcası ödül olarak onu Faytonla Prater'e götürmüş, birlikte hipodroma gitmişler. Amcasının at yarışlarında şansı yaver gitmiş, arka arkaya 3 kez kazanmış. Sonra kazandığı kalın bir deste banknotla şık bir restoranda yemek yemişler. Ertesi gün geleceğin diplomatı, başarılı olduğu sınavdan dolayı babasından bir aylık harçlığı kadar bir para ödülü almış. 2 gün önce olsa onun için büyük olan bu meblağ, kolay kazanılan o paradan sonra az ve önemsiz görünmüş ona. Bu yüzden yemekten hemen sonra yine at yarışlarına gitmiş. Heyecan ve tutkuyla bahislere katılmış. Şansına, belki de şanssızlık demek daha doğru, son koşudan sonra elindeki paranın üç misliyle prater'e ayrılmış. Bazen at yarışlarında, bazen kafe ve kulüplerde kumar çılgınlığına tutulmuş. Bu onun hem zamanını çalmış, hem eğitimini engellemiş, hem de sinirlerini bozmuş. Hepsinden önemlisi de parasını tüketmiş. Artık düşünemez, huzur içinde uyuyamaz olmuş. İradesine hakim olmakla güçlük çekmiş, bir keresinde gece vakti her şeyini kaybetmiş olarak kulüpten eve geldiğinde soyunurken yeleğinin cebinde unutulmuş buruşuk bir banknot bulmuş. Kendini tutamamış, tekrar giyinip kafenin birinde domine oynayan birkaç kişi buluncaya kadar deli gibi dolanıp durmuş ve onlarla gün ağrıncaya kadar kumar oynamış. Evli kız kardeşi ona bir kez yardım elini uzatmış. Onun büyük soylu bir ailenin mirasçısına kredi vermeye her an asır olan tefecilere olan borçlarını ödemiş. Bir süre kumarda kazandıkları da idare etmiş. Sonrasında ise sürekli düşüşe geçmiş. Kaybettikçe karşılıksız borçlar ve tutulmayan sözler tek çıkar yol olan kazancı daha öne anılamaz biçimde zorunlu kılmış. Saatini ve giysilerini çoktan rehine vermiş zaten. Nihayet korkunç bir şey olmuş yaşlı yengesinin nadiren kullandığı bir çift küfeyi dolaptan çalmış. Tekili yüksek bir para karşılığında rehine koymuş. Elindeki parayı aynı akşam kumarda dört katına çıkarmış. Ama rehine koyduğu küpeyi geri almak yerine parasının hepsiyle kumar oynama riskini göze almış ve kaybetmiş. Oradan ayrılıp seyahate çıkacağı sırada henüz kimse yaptığı hırsızlığın farkında değilmiş. Bu yüzden Küpenin eşini de rehine koyduktan sonra yola çıkmış. Birden aklına gelen fikirle rulette düşlediği varlığa kavuşmak için trenle Monte Carlo'ya gitmiş. Çok geçmeden giysilerini, şemsiyesini, bavulunu orada satmış. Elinde içinde dört kuruşu olan tabancasından ve vaftiz annesi Prenses X'in değerli taşlarla süslü küçük haçından ki ondan vazgeçmeyi hiç istemiyormuş. Başka bir şey kalmamış. Ama o haçı da öğleden sonra 50 frank karşılığında satmış. Sırf akşam son bir kez daha kumarın insan kıvrandıran ölüm kalım savaşının zevkini tatsın diye. Bütün bunları bana kendine özgü canlı kişiliğinin o cazip hoşluğuyla anlattı. Onu heyecanla irkilerek, sarsılarak dinledim. Ama masamdaki o insanın bir hırsız olmasına kızmam gerektiği düşüncesine bir an olsun kapılmadım. Dün birisi bana çevresinde çok sıkı geleneksel değerler arayan benim gibi kusursuz bir yaşam sürmüş bir kadına neredeyse oğlum yaşında inci küpe çalmış hiç tanımadığım genç bir insanla bu denli samimi bir şekilde oturacağıma dair en ufak bir imada bulunmuş olsa o insanın aklını kaçırdığını düşünürdüm. Ama ben onun hikayesini dinlerken bir an olsun dehşete kapılmadım. Her şeyi öyle doğal, öyle büyük bir heyecanla anlatıyordu ki, yaptıkları bir rezaletten çok geçirdiği bir nöbetin, bir hastalığın hikayesi gibiydi. Ayrıca dün gece akıntıya kapılmışçasına beklenmedik bir şey yaşamış, benim gibi biri için olanaksız sözcüğü de birden anlamını yitirmişti. Üstelik o an saat içinde ben öncesinde geçirdiğim 40 yıllık burcuva hayatımda edindiğim gerçekle ilgili deneyimlerin bin kat fazlasını edinmiştim. Ancak onun itiraflarında beni ürperten şey başkaydı. O da kumar tutkusundan bahsederken yüzündeki bütün sinirleri elektriğe kapılmış gibi seyirten gözlerindeki o ateşli pırıltı. Ayrıca yaşadıklarını tekrar anlatmak da onu heyecanlandırıyordu. Canlı yüzü çok net bir biçimde her heyecanını neşe ve sıkıntıyla birlikte gösteriyordu. Elleri, o muhteşem ince eklemli elleri, sinirli elleri, tıpkı kumar masasındaki gibi istemeden yine alıcı kuş misali avlayıp kaçan yaratıklara dönüştü. O konuşurken ellerinin birden eklemlerden parmak uçlarına kadar titrediğini, olağanüstü bir güçle bükülüp yüz olduğunu, sonra yeniden açıldığını ve tekrar yumulduğunu gördüm küpeleri çaldığını itiraf ederken parmakları istem dışı ürperdim. E, şimşek gibi öne atılıp hızla bir hırsıza özgü yakalaış biçimini aldı. Parmaklarının mücevherlere doğru nasıl sıçradığını ve onu aceleyle elinin içine nasıl hapsettiğini gördüm. Adını koyamayacağım bir korkuyla tutkusunun bu insanın kanının son damlasına kadar zehirlemiş olduğunu anladım. Anlattıklarında beni fazlasıyla sarsan ve dehşete düşüren tek şey, genç, pırıl pırıl, doğası gereği sorumsuz bir insanda bu acınası bağımlılığın saçma bir tutku haline almış olmasıydı. Bu yüzden beklenmedik anda hamisi olduğum bu kişiyle bir dost gibi konuşmayı ilk görevim saydım ve şeytana uyulan yerlerin başında geldiği için Monte Carlo'dan bir an önce ayrılmasını küpelerini kaybolduğu anlaşılıp geleceği sonsuza dek kararmadan önce hemen bugün ailesine geri dönmesini söyledim ona. Hem çıkacağı yolculuk hem de rehine koyduğu mücevherleri geri alması için gerekli parayı kendisine vereceğimi söyledim. Elbette bugünden yola çıkması ve asla bir daha oyun kartlarına elini sürmeyeceğini ya da başka türden kumar oynamayacağına dair şerefi üzerine yemin etmesi şartıyla. O yabancı Mahvolmuş olmuş insanın beni önce tevazuyla sonra gittikçe artan bir heyecanla nasıl dinlediğini ben ona yardım edeceğime dair söz verirken nasıl ezberlercesine sözlerime kulak verdiğini asla unutmayacağım. Ellerimi tutmak için birden ellerini masanın üzerine uzattı. Zihnime kazınan jestleri adeta ibadet ediyormuş, kutsal bir vaatte bulunuyormuş gibiydi. Genelde biraz fırtınalı ifadeye sahip açık renkli gözleri şimdi yaşlarla doldu. Mutluluktan duyduğu heyecan yüzünden bedeni titriyordu. Size onun jestlerini ifade gücünü betimlemeye çalıştım ama bu seferkileri tasvir edebilmem olanaksız. Çünkü o hareketler öylesine esrik, öylesine olağanüstü bir mutluluğun ifadesiydi ki bir insanın yüzünde görülecek türden değildi. Onu ancak bir rüyadan uyanırken bir meleğin kaybolmakta olan yüzünü gördüğümüzü sandığımızdaki beyaz gölgeyle karıştırabilir, karşılaştırabiliriz. Niye saklayayım ki? O bakışlara dayanamadım. Hissedilebilir ölçüde çok nadir yaşandığından karşınızdakinin size müteşekkir olması insanı mutlu ediyor. Aynı şekilde nezaketli davranışla hoşa giden bir şey. Hele benim gibi ölçülü ve mesafeli biri için bu duygu taşkınlığının insana iyi gelen ve mutluluk veren farklı bir tarafı vardı. Ayrıca bu sarsılmış ve ezilmiş insanla eş zamanlı olarak doğada da dünkü yağmurdan sonra büyüleyici bir şekilde uykusundan uyanmıştı. Restoranttan dışarı çıktığımızda etraf ışık içindeydi. Tamamen sükunet içinde deniz ufuk çizgisine kadar masmaviydi. Yalnızca martılar denizin üzerinde daha farklı, daha yüce tondaki bir mavilikte bembeyaz süzülmekteydi. Riviera'nın doğasını siz de bilirsiniz. Her zaman insanda güzel bir etki bırakır. Ama bir kartbot sal kadar donuktur. Her zaman koyu olan renklerini yavaş yavaş gözler önüne serer. Sakin sakin her bakışla buluşan uykudaki tembel bir güzellik. Her zaman fazlasıyla emre amade oluşunda doğuya özgü bir yan vardır. Ama ara sıra çok nadiren bu güzelliğin uykusundan uyandığı günler olur. O zaman harekete geçer. O zaman adeta öfkelenmiş şesine göze batan, Fanatik kıvılcımlar saçan renklerle çığlık atar. O zaman binbir türlü rengini zafer edasıyla gözlerinizin önüne serer. O zaman kor gibi yanar. Hazdan kendinden geçer. İşte böyle coşkulu bir gün. Dün gecikki o fırtınalı havanın kaosundan çıkmıştı. Caddeler yıkanmış, beyaz çamaşır gibi parlıyordu. Gökyüzü turkuaz rengindeydi yağmura doymuş yeşillikler içindeki çalılıklar her yana renkli kıvılcımlar saçıyordu. Hava çok güneşli, nem düşük olduğundan dağlar birden hissedilir şekilde yakınlaşmıştı. Parlak cila sürülmüş, ışık içinde kente doğru merakla sokulmuşlardı sanki. Her baktığınızda davetkar bir şekilde enerji veren yönünüzü hissettiğiniz doğa, farkında olmadan insanı kendisine çekiyordu. Fayton tutalım dedim. Korniçke boyunca gezeriz. Sevinçle onayladı. Buraya geldiğinden beri bu genç insanın bu manzarayı ilk kez gördü ve ilk kez fark ettiği belliydi. O ana kadar yüzü asık, çirkin insanların bulunduğu nemli ve ter kokan havasız kumarhane salonundan ve gürültülü, hırçın, gri denizinden başka bir şeyden haberi olmamıştı ki. Ama şimdi güneşli sahil muazzam bir yelpaze gibi karşımızdaydı. Gözlerimiz bir baştan öbür başa sahile bakarken mutluluktan bayram ediyordu. Biz yavaş yavaş yol alan arabayla, o zamanlar henüz daha otomobil yoktu, harika yol boyunca ilerledik, birçok villanın ve çok sayıda insanın önünden geçtik. Her evin yeşil fıstık çamlarıyla gölgelenen her villanın önünden geçen herkesin en derin arzusuyla ilgili olarak aklından defalarca şöyle bir ge şey geçmiştir herhalde. İşte sakin, mutlu ve dünyanın sorunlarından uzak bir şekilde yaşanacak yer. Ben hiç hayatımda o andakinden daha mutlu olmuş muydum? Bilmiyorum. Arabada yanımda oturan, dün başı belada olan, ölümün eşiğindeki o genç adam şimdi güneşin beyaz ışık sahanından şaşkın, sevinç içindeydi. Yaşadığı bütün yılları geride bırakmıştı sanki. Tam bir oğlan çocuğuna dönüşmüştü sanki. Hem coşkulu hem de saygı dolu gözlere sahip oynayan güzel bir çocuk. Onda beni kendisine hayran bırakan şey sadece duyarlı nezaketiydi. Ne zaman araba dik bir yokuştan çıkarken zorlansa çevik bir hareketle arabayı arkadan itmek için aşağıya atlıyordu. Ne zaman bir çiçek adından bahsedecek ya da yolda gösterecek olsam Hemen onu koparmak için arabadan iniyordu. Dünkü yağmurun çağrısına kanıp yola çıkan, güçlükle ilerleyen küçük bir kaplumbağayı arkadan gelen arabanın altında kalmasın diye özenle yeşil çayıra bırakıyordu. O arada da neşeyle çok güzel, çok komik şeyler anlatıyordu. <laughs> Sanırım gülerek bir tür rahatlama sağlıyordu. Yoksa şarkı söylemesi, sıçraması, çılgınca bir şeyler yapması gerekecekti. Ani heyecanı ona bu kadar mutlu ve bu kadar estrik hareketler yaptırıyordu. Tepeye vardığımızda küçücük bir köyün içinden geçerken birden o şapkasını nezaketle çıkarıp selam verdi. Şaşırmıştım. Buraya yabancı biri olarak kime selam verdiğini sordum. Sorum karşısında hafifçe kızararak neredeyse Afdilercesine bir kilesinin önünden geçtiğimize tüm katolik ülkelerdeki gibi onların ülkesi Polonya'da da çocukluktan itibaren her kilisenin, her tanrı evinin önünden şapka çıkarıldığını ve selam verildiğini söyledi. Dine karşı bu güzel saygı şekli beni derinden etkiledi. Hemen aklıma daha önce sözünü ettiği haç geldi. Ona dindar mısın diye sordum. Biraz mahcup bir tavırla mütevazi bir şekilde Tanrı'nın onu affedeceğini umduğunu söyleyince aniden aklıma bir fikir geldi. Durun diye faytoncuya seslendim ve hızla arabadan indim. O şaşkın şaşkın arkamdan geldi. "Nereye gidiyorsunuz?" diye sordu. "Benimle gelin." diye karşılık verdim sadece. O yanımda yürürken köyün tuğladan yapılmış küçük mabedine, kiliseye geri döndük. Kilisenin içinde kireçli, gri renkli boş duvarlar zar zor seçiliyordu. Kapı açıktı. Bu sayede huni şeklinde sarı bir ışık keskince karanlığı delip içeriye sızmıştı. İçerideki küçük sunağın çevresini mavi gölgeler sarmıştı. Buğur sıcaklığındaki gölgede kamaşan gözler sadece iki mumu seçiyordu. İçeriye girdik. Şapkasını çıkardı. Elini günahtan arınma suyuna daldırdı. İstavros çıkarıp diz çöktü. Ayağa kalkar kalkmaz kolundan tuttum. Oraya gidin diye ısrar ettim. Ya bir suna ya kutsal saydığınız bir ikonaya ve söylediklerimi tekrarlayıp orada tövbe edin dedim. Bana baktı. Şaşkındı. Ürktüğü bile söylenebilirdi. Ama durumu çabuk kavradı ve bir nişe yöneldi. İstavros çıkarıp itaatkar bir şekilde diz çöktü. "Söylediklerimi tekrarlayın." dedim. Kendim de heyecandan titreyen "Söylediklerimi tekrarlayın. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum." diye tekrarladı. Ben de devam ettim bir daha asla ne tür olursa olsun para karşılığında oyun oynayamayacağım. Bir daha asla hayatımı ve şerefimi bu tutkunun esiri yapmayacağım. Bu sözleri titreyerek tekrarladı. Net ve yüksek sesle söylenen sözler mekanın derin boşluğunda asılı kaldı. Sonra bir an ortam öyle sessizleşti ki rüzgarın ağaçların yaprakları arasına sokularak oluşturduğu hafif hışırtıyı bile duymak mümkün oldu. ve o birden tövbekar gibi diz çöktü. O ana kadar hiç duymadığım kadar büyük bir heyecanla anlamadığım leh dilinde arka arkaya hızlı ve karmaşık bir şeyler söyledi. Bu olsa olsa esirik bir dua olabilirdi. Teşekkürünü ve pişmanlığını dile getiren bir dua. Zira dua derken aşırı heyecandan olsa gerek yazgısına boyun eğercesine başını tekrar tekrar kürsüye doğru eğiyordu. Yabancı dildeki sesler gittikçe daha büyük heyecanla tekrarlanıyor. Sonsuz bir huşu içinde hep aynı sözler duyuluyordu. Ben hiç öncesinde de sonrasında da dünyanın dört bir yanındaki herhangi bir kilisede böyle dua edildiğini görmedim. O arada elleri kasılmış halde ahşap kürsüyü kavramıştı. Bütün bedeni içindeki fırtınadan dolayı sarsılıyordu. Bu yüzden zaman zaman ayağa kalkıyor, zaman zaman da yeniden diz çöküyordu. Artık ne bir şey görüyor ne de hissediyordu. İçindeki her şey bir başka dünyada. Değişimin eşeğinde ve kutsal bir mertebe yükseliyor gibiydi. Nihayet yavaşça ayağa kalktı. İstavros çıkardı ve güçlükle arka tarafa döndü. Dizleri titriyordu. Yüzü çok yorgun birinin yüzü gibi bembeyazdı. Ama beni görür görmez gözleri parladı. Gerçekten inançlı ve saf gülümsemesi bitkin yüzünü aydınlattı. Biraz daha yaklaştı. Ruslara özgü şekilde fazlaca eğilip saygıyla dudaklarını dokundurmak için iki elimi tuttu. "Sizi bana Tanrı gönderdi. Bunun için ona teşekkür ettim." Ne diyeceğimi bilemedim. O an en azından aşağıdaki ahşap sıralara tepeden bakan Ork çın çın çalmaya başlasın isterdim. Zira istediğim şeyi başardığımı hissediyorum. O insanı sonsuza dek kurtarmıştım. Kiliseden o Mayıs gününün pırıl pırıl ışık saçan gün ışığına çıktık. Bana dünya hiç bu kadar güzel görünmemişti. Arabayla iki saat daha yavaş yavaş tepeye doğru çıktık. Her virajda değişik bir manzara ve panoramik bir görüntü karşıladı bizi. Ama artık susuyorduk. O duyguselinden sonra her sözcük yetersizdi. Tesadüfen onunkiyle buluşan bakışlarımı utangaç bir tavırla ondan kaçırıyordum. Kendi yarattığım mucizeyi görmek beni çok derinden etkiliyordu. Öğleden sonra saat 5'e doğru Monte Carlo'ya geri döndük. Şimdi bir akrabama verdiğimi randevuya gitmem gerekiyordu. Bu randevuyu iptal etmem artık olanaksızdı. Ama aslında içten içe bir mola vermek, şiddetle gerilen duygularımı gevşetmek ihtiyacındaydım. Çünkü o kadar mutluydum ki hayatımda hiç benzerini yaşamadığım bu çok heyecanlı, bu esirik durum nedeniyle dinlenmem gerektiğini hissediyordum. Bu yüzden hamisi olduğum gençten bir dakika için benim otele gelmesini rica ettim. Orada odamda ona çıkacağı yolculuk ve rehindeki mücevherleri geri alması için para verecektim. Ben randevuma giderken o tren biletini alacak sonra akşam saat 7'de tren istasyonunun giriş salonunda onu Ceneo üzerinde evine götürecek trenin hareketlerinden yarım saat önce buluşacaktık. Ben ona 5 banknot uzattığımda dudakları dikkat çekecek kadar soldu. Hayır para istemem sizden rica ediyorum bana para vermeyin sözleri çıktı. Birbirine kenetlendiği dişlerinin arasından parmakları sinirden ve heyecandan yine titremekteydi. Para istemem. Para istemem. Bakamıyorum bile. dedi bir kez daha. Sanki iğrenme ve korku bedenini ele geçirmiş gibiydi. Ama onun utancını yatıştırdım. Bunun sadece bir borç olduğunu, eğer kendini kötü hissediyorsa bana bir makbuz imzalayabileceğini söyledim. Evet, evet, evet bir makbuz diye mırıldandı bakışlarını kaçırırken sanki yapışkan bir şey ellerini kirletmişçesine banknotları buruşturup bakmadan cebine koydu ve boş bir kağıda peşinden biri koalıyormuş gibi hızla bir şeyler yazdı bana doğru başını kaldırınında alnından şıpır şıpır ter damlıyordu sanki içinden bir şey yükselip gırtlağını tıkamış gibiydi elindeki kağıdı tam bana uzattığı sırada baştan aşağı titremeye başladı ve birden İstemeden korkuyla geri çekilmişim. Dizüstü çöküp elbisemin eteğini öptü. Anlatılmaz bir hareketti. Davranışının üzerimdeki çok güçlü etkisinden dolayı tüm bedenim titredi. Garip bir ürüperti sardı beni. Kafam karıştı ve kekeleyebildiklerim yalnızca şunlar oldu. Minnet duygularınızı ifade ettiğiniz için size teşekkür ederim. Ama lütfen şimdi gidin artık. Akşam 7'de tren istasyonunun giriş salonunda vedalaşırız. Bana baktı Duygudan nemlenen gözleri parlıyordu. Bir an için bir şeyler söyleyecek sandım. Bir an için bana doğru bir hamle yapacakmış gibi geldi. Ama birden bir kez daha iyice eğildi ve odadan çıkıp gitti. Merisçe konuşmaya yine ara verdi. Ayağa kalkıp pencerenin yanına gitti. Dışarıya bakıp uzun süre hareketsiz ayakta durdu. Arkadan bakınca tüm silüetine yayılan hafif ve titrek bir tereddüt hissettim. Aniden kararlı bir tavırla döndü. O ana dek sakin ve kayıtsız olan elleri sanki bir şey yırtacakmış gibi birden duraksamasına son veren heyecanlı bir hareket yaptı. Ciddi, hatta cesur denilebilecek bir ifadeyle bana baktı. Birden yeniden anlatmaya başladı size karşı çok dürüst olacağıma söz vermiştim. Bu sözün ne kadar yerinde olduğunu şimdi görüyorum. O günün bütün akışını ilk kez sırasıyla anlatmaya ve o zaman iç içe geçmiş karışık duygular için net sözler bulmaya kendimi zorladığım için ancak şimdi o zaman bilmedim veya bilmek istemediğim birçok şeyi ancak şu an net anlıyorum. Bu yüzden kendimi karşı acımasız ve kararlı bir biçimde hem kendime hem size hakikatı söyleyeceğim. O sırada genç adam odadan çıktıktan sonra yalnız kaldığımda baygınlık gibi bir ağırlık çökmüştü üzerime. Sanki kalbime sert bir darbe inmişti. Bir şey beni fazlasıyla üzmüştü. Ama hamisi olduğum gencin bana karşı sevgi dolu saygılı davranışında kalbimi karacak kadar içimi acıtan şeyin ne olduğunu bilmiyor ya da bilmek istemiyordum. Ama şimdi geçmişte yaşanmış her şeyi olduğu gibi düzenli bir şekilde kendime mesafe koyarak içimden çıkarıp anlatmaya kendimi zorladığım için ayrıca sizin dinleyici olarak utanç veren bir duyguyu gizlememi ve korkakça susmamı hoş görmeyeceğinizi bildiğim için bugün net olarak söyleyeceğim şu. O zaman içimi acıtan şey hayal kırıklığıydı. O genç adamın o denli itaatle gitmesinin verdiği hayal kırıklığı beni durdurmak, yanımda kalmak için hiçbir girişimde bulunmaması, oradan ayrılıp gitmesi konusundaki ilk arzuma minnet ve saygıyla boyun eğmesi. Beni kendine çekmek için bir şey yapmak yerine beni yoluna çıkan bir azize gibi görmesi sadece ve beni görmemesi, bir kanın olarak hissetmemesi. Bu benim için hayal kırıklığıydı. Kendime ne o zaman ne de sonra itiraf edebildiğim bir hayal kırıklığı. Oysa bir kadının duyguları söze dökmeden ve bilincinde olmadan da her şeyi bilir. Zira artık kendimi daha uzun süre kandıramayacağım. O adam bana o zaman sarılsa, beni o zaman istese onunla dünyanın öbür ucuna giderdim. Hem kendi adımı hem çocuklarımkini lekelerdim. İnsanların dedikodularını aldırmaz, mantığımın sesini dinlemez. Madame Henriette'nin daha bir gün öncesinde tanımadığı Fransız genciyle yaptığı gibi onunla kaçardım. Nereye? Ne zamana kadar diye sormaz. Önceki yaşamıma bir an bile dönüp bakmazdım. Paramı, adımı, mal varlığımı, onurumu onun uğrunda feda ederdim dilenirdim. Bu dünyada onun beni sürükleyebileceği her türlü aşağılanmaya razı olurdum belki de. İnsanların ayıp dedi, saygın gördüğü her şeyi görmezden gelirdim. Şayet ağzından bir sözcük olsa çıksa, bana doğru bir adım atsa, beni anlamayı denese o an ona tüm kalbimi verirdim.''